Şimdi aslında kanser sık görülen bir hastalık ve korkutucu da bir hastalık pek çoğumuz için. Ama işin içine girdiğinizde elimizde artık kozlarımız var, öyle değil mi? Daha doğrusu sizlerin kozları var. Yeni tedavi yöntemleri var ve bazı kanser türlerinin gerçekten artık korkutucu olmaktan uzak bir nevi kronik hastalık gibi tedavi edildiğini de biliyoruz. Hangileridir onlar? Yani şu kanserlerde çok iyi sonuç aldık, alıyoruz dediğiniz kanserler. Tabii en yüz güldürücü sonuçlar aldığımız kanser aslında o kadar da sık görmediğimiz kanserler. Yani Hodgkin hastalığı, testis kanseri gibi bazı kanserlerde geçmişten beri kemoterapiyle çok iyi sonuçlar alıyorduk. Ama yakın zamanda yani kanser genom projesi 2013 yılında tamamlandı. Bu tamamlandıktan sonra da bizim her tür kanserin içine girerek oradaki hücrelerin çoğalmasıyla ilgili ayrıntıları öğrenme fırsatımız oldu. Tabii o hücrenin nasıl çoğaldığını öğrenince de onu bloke edecek ilaçları keşfetmek daha mümkün oluyor. Ve o zamandan bu zamana neredeyse 500'ün üzerinde şimdi hedefe yönelik tedavi dediğimiz ilaç ya da işte akıllı ilaç, akıllı molekül dediğimiz türde ilaç keşfedildi. Ve yani neredeyse her iki haftada bir yeni bir ilaç gündeme gelebiliyor. Çünkü biz daha fazla bu hücrelerin nasıl çoğaldığıyla ilgili bilgiye sahip oluyoruz. Eskiden işte kalın bağırsak kanseri, akciğer kanseri deyip o şekilde tedavi ediyorduk. Oysa ki şimdi siz bir kalın bağırsak kanserin içine girip baktığınız zaman onun akciğer kanseri gibi çoğalan bir yolla çoğaldığını anlayabiliyorsunuz ve ona siz akciğer kanseri ilacını verdiğiniz zaman kalın bağırsak kanseri olmasına rağmen sonuç alabiliyorsunuz ya da bu tür diğer tümörler için de aynı şey geçerli oluyor.